Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sihirbazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle videonun da başından anlayacağınız gibi yatırım fonlarının haftalık bazda ilgilendiği, aldığı, sattığı hisseleri beraberce takas kurumuna bakarak değerlendireceğiz. Daha önceki haftalarda özellikle geçtiğimiz son 1,5 ayda haftada ikiye çıkarmak üzere endeks ve endekse en çok etki eden şirketler analizini sizlerle paylaşıyordum. Bunun sebebini de endeksin geri çekilmesi ve bizim dikkatli olmamız açısından olduğunu belirtmiştim. Ancak şu anda hisselerde yabancının ve fonların tekrar alıma geçmeye başladığı minik minik de olsa bugünlerde sizlerle takas tarafındaki bilgileri paylaşmanın da değerli olacağını düşünüyorum. Umuyorum sizler için de faydalı olur. Şimdi endekste zirveleri görsek de ben de biliyorum, siz de söylüyorsunuz ki birçok hisse eski zirvelerini göremedi ve yükselemedi. Öyle bir endeks mühendisliği yapıyorlar ki bazı şirketlerle endeksi yukarı doğru çekiyorlar. Halbuki bizim elimizdeki hisseler bir türlü artmıyor. İşte şu günlerde acaba hangi hisselere giriş yapmaya başladılar diye sizlerle birlikte incelemek istiyorum. Videoya geçmeden önce bir beğeninizi, bir yorumunuzu, kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum. Ayrıca bütün yorumları da okuyorum. Tüm güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Ben de sizler gibi bir yatırımcıyım ve kendi yatırımlarımı yapmak için çok fazla aracı kurumlardan veya höstatlardan veya bilir kişilerden etkilenip yanlış hareket etmemek için daha çok araştırıyorum. Her araştırdığımda sizlerle paylaşmayı uygun görüyorum. Ama tabii ki buradaki hiçbir yorum yatırım tavsiyesi değildir. Hepimizin kendi bireysel kararlarıdır. O yüzden bu kanalda şu şirketi alın, şu şirketi satın gibi öneriler maalesef bulamayacaksınız. Eğer böyle bir şey arıyorsanız buna hizmet eden birçok kanal, sayfa, Telegram grubu, Twitter sayfası olduğunu siz de biliyorsunuz. Ama onların size bir kazandırıp 5 kaybettirdiğini de unutmayın. Biz burada beraberce endeksi, şirketleri, önerilenleri, höstatların söylediklerini inceleyip nerelerde ne fırsat var ona bakıyoruz. Onlar bize bunları önerirken niyetlerinin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ve sonrasında gerçekten takas kurumunda veya aracı kurum dağılımlarında hangi hisseleri alıp ceplerine koymuşlar, yani cüzdanlarında ne biriktiriyorlar, onları çözmeye çalışıyoruz. Sonrasında da onları giriş yaparak şükürler olsun şimdiye kadar çok güzel kazançlar elde ettik. Elde etmeye de devam ediyoruz deyip bir intromu yaptım. Şimdi isterseniz videoma geçeyim. Şimdi gördüğünüz gibi ben yine bu sefer yatırım fonlarının yapmış olduğu takas kurumuna aktarmış olduğu hisseleri sizler için tasnifledim. Excel'de taklalar attırdım ve son durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi gördüğünüz üzere burada tabii ki bazı şirketlerde alımları yüksek, bazı şirketlerde satışları yüksek. Onları da sizlerle bu etiketlediğim renkleri değiştirdiğim şekilde paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk başta bakacak olursak fonların elinde en çok olan şirketlerden bir tanesi Akbank diyebiliriz. Zaten Akbank'ın da fiyatı yükseldiği için burada yine bir alım gerçekleştirmiş Akbank'ta diğer yabancı gibi. Bu arada yabancının hangi şirketleri aldığını yarın detaylıca inceleyeceğiz. Akbank almış ama alımlarının çok büyük olduğunu söyleyemem. Sonrasında önümüzde Turkcell var. Turkcell'de ciddi bir satışı olduğunu söyleyebilirim. Bunun kar realizesi olduğunu düşünebiliriz. Burada kazancı eksi gözükse de siz eksi olduğuna bakmayın. Onun aldığı fiyatlar o kadar düşük ki şu an hala karda ve güzel kar ederek çıkmaya devam ediyor. Bunun sonrasında bakın Sahol'de biraz alımı var, önemli değil. İş Bankası'nda biraz satışı var, o da önemli değil. Garanda biraz alımı var. Yapı Kredi'de biraz satışı var. Koç Holding'de biraz alımı var. Türk Hava Yolları'nda biraz alımı var. Bimaş'ta hafif bir alım var. Tüpraş'ta o da çıkışta. Yabancı tarafında da Tüpraş'ta bir çıkış vardı. Bakalım bu hafta ne olmuş? Geçen hafta o şekildeydi. Video izleyenler biliyor. Aselsan'da yine biraz alımda, Ereğli'de biraz alımda, Frotto'da çok az da olsa alımda, Pegasus alımda, Efes'te bir satışı var, Migros'ta bir satışı var, Mavi'de ufak bir alımı var, Tofaş'ta birazcık fazla bir satışı var diyebiliriz. Türk Telekom'da satışta, Doğan Holding'de satışta, Otokar'da bir alımı var, Petkim'de güzel bir alımı var. Burada aşağıya doğru inecek olursak Anadolu Sigorta'da
Satışta, Şişe'de, Alım'da, Tav Havalimanları'nda, Alım'da, Kardemir'de, biraz satışta. Bunları isterseniz siz videoyu durdurup kendi şirketinize de bakabilirsiniz bu arada. Ben sadece genel olarak dikkat çekenleri paylaşmak istiyorum. Mesela Tur SG ve Şok Market'teki alımları bir tur daha fazla diyebilirim. Tap G'deki alımı da güzel diyebilirim. Arçelik'te de güzel. TSKB'de de idare eder. Burada Batı Çimento'da biraz fazla satışı var. Dikkat etmek gerekiyor. Çimsa'da alımı iyi. Galata Wind'de alımı iyi diyebiliriz. Burada Kocaer'de bir satışı var ve ciddi bir satışı var. Kocaer biriktirenlerin merak ettiği bir konu. İsterseniz Kocaer'e bakabiliriz. Albaraka'da bir alımı var. Burada şu hafif aşağı doğru inecek olursam burada dikkat çeken İpek'te de alımı var. Bera'da da birazcık alımı var. Şimdi ben bu şirketlere baktığımda bunlar arasında not da aldım. Kocaer'e bir bakalım diyorum. Turkcell'e bir bakalım diyorum. Çünkü Turkcell'i de satış yapmaya başlamış. Bir de Petkim'de de alım yapmaya başlamış. Bu üç şirkete bir şöyle bir göz atalım teknikle ne durumdayız diye. Şimdi öncelikle bir Turkcell grafiğiyle başlayabiliriz. Turkcell'de biliyorsunuz yükselen bir kanalımız var. Turkcell'de satışta şu anda. Bu yükselen kanaldaki karı negatif gözükse de haftalık bazda bildiğiniz üzere o öyle yerlerden aldı ki şu anda kar realizesine geçti diyebiliriz. Bayağı dik bir yükseliş trendi vardı ve bu trendin tepesinden bir tane düşüş mumuyla haftalık düşüş mumuyla aslında bir şeylerin sinyalini bize veriyor. Bakın burada gördüğünüz gibi RSI bölgesinde de aşırı şişmişiz ve birazcık indikatörde rahatlamak istiyor. Burada gerçekten bir geri çekilme olması söz konusu. Elinde Turkcell biriktirenler yani uzun vadeli biriktirmiyorlarsa yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben olsam kendi paramdaki kar realizelerini gerçekleştirdim diyebilirim. Ama dediğim gibi hani bu piyasada ne olacağı belli olmuyor. Biliyorsunuz bir anda böyle kanal katlamalara falan da gidebiliyor hisseler, şirketler. O yüzden hiçbir yargı kesin net değildir. Tamamen şu an onların yaptıklarını inceliyoruz ve Turkcell'de de satışları olduğunu tekrar altını çizmek istiyorum. Dikkatli olun. Eğer biriktirmek istiyorsanız bu düşüşlerin belki alım fırsatı olduğunu düşünüyorsanız buralarda da düşüşlerin sonlanmasını bekleyebilirsiniz. Peki ilk etapta bu düşüş nereye kadar gelir diyecek olursanız 99-70'leri belki gösterebilirler. Belki de işte şu talep bölgesinde haftalıktaki talep bölgesinde 100'lere falan inebilme olasılığı da var. Hani buralarda tekrar almak isteyen, toplamak isteyenler için de bir fırsat oluşabilir. Bunu söyledikten sonra isterseniz bir Petkim'e geçelim. Petkim şirketine baktığımda yine onun da bir paralel kanalı var ve Petkim'de güzel bir alım olduğunu konuşmuştuk. Petkim'de de RSI bölgesi aşırı alım tarafına gitmek istiyor gördüğünüz gibi ve burada da bir yükseliş trendinde ama burada bir direnç bölgesi var o da aklımızda bulunsun. Şimdi şöyle bir temel tren temelli fibo çektiğimizde gördüğünüz gibi burada yükselişin 0.618 ile 0.786 bölgesinin arasında yaklaştığını görüyoruz. Hani buraları test edip eğer buradaki direnç bölgesini kırabilirse ki direnç bölgesini kırıp kıramayacağını ne ben ne siz bilemezsiniz. Bunu sadece o şirketin piyasa, o şirketin tahtacısı, o şirketi yapan kişi buna karar verecek kişidir ve tekrar kanalın üst bandına götürmek isteyebilir. Bu durumda tabii ki şu an Petkim'de alımdalar. Zaten aldıkları için yükselmeye devam ediyor. Bu alımın ne kadar süreceğini, onların kar realize edip etmek istemeyeceklerini önümüzdeki dönemde görmeye devam edeceğiz. Burada dediğim gibi 25-42'lerin üzerine çıkmayı başarabilirse, bu direnç bölgesini güçlü geçebilirse, burada önümüzde 27-38'ler ilk hedefler olarak gözüküyor olabilir. Dediğim gibi hiçbir yatırım tavsiyesi değil, tamamen teknik anlamda nasıl gözüküyor ona baktık. Hem de takas kurumunda hangi hisseleri aldıklarını inceleyerek yaptık. Bir diğer çok da merak ettiğiniz, sorduğunuz şirketlerden de biri biliyorum. Kocaer'e geçmek istiyorum. Şimdi Kocaer tarafında ciddi bir satış var. Kocaer'in bir haftalık grafiğini, bir kanalını oluşturmaya çalıştığımda ilk etapta böyle bir kanal oluşuyor. Ama bu kanalın net olduğunu söyleyemem. Neden diyecek olursanız burada bir dönüş mumu görmedim. Yani aynı burada olduğu gibi burada da bir dönüş mumu gördüğümüz takdirde evet bu şirketin kanalı bu şekildedir. Ve farklı bir haber akışı olmadığı takdirde bu kanalı
takip edecektir diyebilirim. Şu anda gördüğümüz gibi gerçekten bir düşüş trendi ama RSI'de orta bölgesine gelmiş. Hani buradan bir tepki verebilir. Bakın daha öncelerde biraz alt bölgeye inerek tepki vermiş ama bir önceki düşüşünde gene orta bölgesine gelmiş RSI. Şimdi buradan sonraki önümüzdeki haftaki ya da bu hafta kapanışındaki hareket aslında Kocaeli'nin biraz etkili olacak. Yarın zaten Kocaeli için de yabancı tarafında onlar almış mı satmış mı ona da bakacağız. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken yabancı hem Citibank kurumunda parasını değerlendirirken hem de yatırım fonları üzerinden bir yabancı fonu üzerinden de alımlara başlayabiliyor. Bazen burada karşılıklı işlemler yapılabiliyor. O durumlarda genellikle yatayda tutup bu işlemi yapıyorlar. Hatta siz satmış gibi görüyorsunuz ama diğer taraftan alıyor. Bazı durumlarda da gerçekten ilgileri azalıyor ve hepsi satmaya başlıyor. Hangisi olduğunu beraberce gözlemleyeceğiz. Takaslara bakmaya da devam edeceğiz. Umuyorum bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen YouTube kanalım Borsa Sihirbazı'na abone olmayı, bildirim zilini açıp videolardan hızlı bir şekilde faydalanmayı unutmayın. Bu arada bu videoları bildiğiniz üzere bana katıla destek olanlara seans içi paylaşıyorum. Diğer tüm takipçilerime, sevenlerime, takip edenlere ise akşam herkese açık bir şekilde yayınlıyorum. Çünkü akşam takipçilerimin daha aktif olduğu saatler. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Görüşmek üzere.